Merhabalar. Monolay perde asma sisteminin pratik montajına geçtik şimdi. Şöyle diyeyim, monolay perde asma sistemlerinin paket içeriğinde bir adet baston fasulyesinden birlikte 6 adet bağlantı vidası, 3 adet tavan bağlantı sacı, 3 adet manyetik tabla, 6 adet portray ayakları ve buna bağlı olarak da emniyet ipi çıkmaktadır. Hemen not düşmek istiyorum. Bu emniyet ipi ne işe yarıyor diye sorarsak, yani sonuçta bu havada asılı hareketli bir sistem olduğundan dolayı misafir çocuğu olsun, başka bir nedenlerden dolayı olsun, herhangi bir asılmadan ve kornişin yukarıdan kurtulmasından ...90 cm takılı kalır ve sizi bekler tekrardan. Buradaki en önemli unsur, baş kısma gelen şu, ortası boş olan iki mıknatıslı kısım kornişin baş kısmına monte edilmektedir. Nedeni ise kornişi baştan baston sayesinde çektiğinizde kornişin dengelerini bozaraktan aşağı inmesini sağlıyorsunuz. Hemen montajımıza başlayalım. Öncelikle 6 adet portre ayağımızı sırayla dünyada standart olan bütün kornişlerin arkası şu ölçüde olan bölümlerin hepsi dünya standartlarına uygundur. Yani Amerika'da dahi olsa bütün kornişlerin sırt ölçüleri birdir. Bu denenmiştir. Ayrıca şunu not düşmek istiyorum. Bu döktürmüş olduğumuz, yurt dışından özel olarak getirerekten döktürmüş olduğumuz şu neodyum mıknatısların özelliği, yani biz bunu özellikle döktürüyoruz. Çok aşırı soğukta ve çok aşırı sıcakta metale dönmemesidir. En büyük özelliğimiz bu ve buna istinaden biz ömür boyu garanti vermekteyiz. Montajımıza geçerken bu halkanın, şu ipimizin, ip halkamızın bu yuvayla beraber olmasına ve salacağımız vidanın tam ortasından geçmesine dikkat ediyoruz. Nedeni ise herhangi bir kaza esnasında, hani olmasını istemeyiz ama yani sonuçta ev hali. Şöyle. Bu şekilde fixliyoruz. Ve tavan bağlantı sacımızı üzerine bırakıyoruz. Tavan bağlantı sacı demişken aklıma şu geldi. Bunu da sizden paylaşmak istiyorum. Bakın 90 santim 60 santime geçtiğimizde yanlış söyledim. Şimdi bu daha önceki ustamızın kornişi dübel vasıtasıyla delmiş olduğu yuva. Bunu da daha önce delmişler. Şimdi bizim tavan bağlantı sacımızda bakın merkezden kaçık bir yuvamız var. Eğer marketten satın alıp do it yourself mantığıyla monte etmek istiyorum ve herhangi bir matkap kullanmak istemiyorum diyorsanız bakın ustamızın buradan delmiş olduğu ve tavanda hazır yuvası bulunan dübelli yuvaya eğer buradan deldiyse bu kanalımız karşılamaktadır. Eğer ustam buradan yuvayı deldiyse buradan karşılamaktadır. Yani bir vida ve pul ile sıkıştırabilmekteyiz. Ama şayet benim tülüm, kornişim, sistemim çok ağır diyorsa kornişin yan taraflarından matkaptan delerek dübel ve vidayla buralardan sıkıştırabilirsiniz. Buralardan. Şimdi biraz önceki geçmiş olduğumuz ölçüden en baştan, kornişin en başından, en baş hizasından buraya 60 santim. Bakınız 60 santim. Sıfır noktasına 60 santim getiriyoruz. Ve sıkıştırma işlemlerimize devam ediyoruz. Normal şartlar altında normal bir tornavida ile de bir sıkıştırma işlemlerini görüyoruz. Fakat ben biraz daha çabuk olsun diye sadece tornavidayı tercih ettim. Tavan bağlantı sacımızı üzerimize yapıştırıyoruz.
Bu ölçüden ileriye bir 60 santim daha ölçüyoruz. Burası. Esasında çok fark ediyor mu? Hani 60 santim olur, 55 santim, 65 santim pek de problem olmuyor ama bir 60 santim biz bir ölçü çıkarttık. Bunun üzerine yürümekteyiz. Sistemimiz tek noktadan 2 kilo, toplamda 15-20 kiloyu çok rahat taşıyabilmektedir. Zaten Türkiye şartlarında aşağı yukarı perdeler 4-5 kiloyu geçmemektedir. O da en ağır modeller olmak üzere. Ve bu en son 60 santim, yani sıfır noktasına 60, ikinci 60'tan sonra böyle geliyoruz, 70 santim sonra tavanı sabitlemeye başlıyoruz. Yani kornişimiz 3 metre de olsa, 2,5 metre de olsa, 3 metre de olsa, 5 metre de olsa kornişin hareketlenen 1.90 kısmından sonraki 70 santimden sonraki bağlantıdan itibaren geriye kalan kornişin kısımları tavanda sabit kalmaktadır. Şimdi uygulamaya geçelim. Kısımlarını bağladık. Sizin daha fazla zamanınızı almamak için kornişin sadece kısımlarını monte ettim. Daha önceki bahsettiğim gibi sol mıknatıstan 70 santim sonrasına korniş sabitleniyor. Geriye kadar isterseniz 7 metre olsun. Hiç problem değil. Şimdi tavan bağlantı sancılarımızı monte ediyoruz. Mevcut yolumuza. Daha sağlam bir bağlantı isterseniz yan kulaklardan da yapabiliyorsunuz. Niyetlikli bağlantımızı yaptıktan sonra montajımız bitiyor. Evet. Bakın korniş 90 santimden daha fazla aşağı inmemekte. Bu bayana tül perde takarken aynı zamanda iki elle çalışma imkanı sağlamakta. Olası bir kazada bir misafir çocuğunu perdenin eteğine asılmak suretiyle onun boşaldığı zaman 90 santim takılı kalır. Sistemimiz bu şekilde ömür boyu çalışmaktadır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.